Galatasaraylı futbolcular yandı. Domenic Torrent'in ilk icraatı herkesi şaşırttı. Jim Bob'un yeni teknik direktörü Domenic Torrent İstanbul'a geldi. 59 yaşındaki teknik adam daha İstanbul'a gelmeden futbolculara çalışma programı hazırladı. Hiç izin kullanmadan oyuncuların da izinlerini iptal eden İspanyol teknik adam geldiği ilk güne çift idman koydu. Çok disiplinli olmasıyla tanınan Torrent, daha göreve başlamadan Galatasaraylı futbolculara gözdağı verdi. İşte detaylar. Torrent'in ilk icraatı güne çift idman yazmak oldu. Hava şartlarına bakmaksızın günün çift idmanla geçeceğini belirten İspanyol teknik adam bu konuda çok net konuştu. Bundan sonra yapılacak çoğu antrenmanın ağır ve günde iki kez olacağı öğrenilirken Galatasaraylı oyuncuların buna ne tepki vereceği henüz bilinmiyor. İstanbul'a gelen Torrent sabah antrenmanına takımın başında çıktı. İspanyol teknik adam Florya'da bulunan başkan Burak Elmas'la da görüştü. Analiz raporlarında oyuncuların fizik olarak düşük olduklarına kanaat getiren İspanyol hocanın günleri çift idmanla tamamlatacağı gelen haberler arasında. Futbol felsefesini 5 saniye olarak özetleyen Domenic Torrent, bu bir oyun, topu ya 5 saniye içinde geri kazanırsın ya da kazanamazsan geri çekilip rakibi karşılarsın ifadesini kullanıyor. Tecrübeli hoca ayrıca çabuk, birlikte ve geniş alanda oyun felsefesini benimsiyor. Domenic Torrent'in taktiğinde geniş hücumları da çok büyük bir önem taşıyor. Galatasaray, Ola Solbakken ile anlaştı. Dev transferi İtalyanlar duyurdu. Süper Lig'de kötü gidişatın ardından teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayıran Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı Kırmızılar kötü bir süreçten geçerken İtalya'dan sevindirici bir haber geldi. Jim Bob'un gündemine aldığı kanat oyuncusu Ola Solbakken ile anlaşmaya vardığı belirtildi. İşte transfere dair tüm detaylar. İtalyan basınının geçtiği habere göre Galatasaray'ın gündemine aldığı sağ kanat oyuncusu Ola Solbakken ile her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi. Haberin detayında ise taraflar arasında ufak pürüzlerin olduğu belirtilirken Sarı Kırmızılılar ile Bodo Glimt arasındaki son pürüzlerin giderilebileceği ifade edildi. Bodo Glimt formasıyla bu sezon çıktığı 10 maçta 5 gol 2 asistlik performans gösteren yıldız oyuncu Galatasaray'a gelmek için bavulunu topladı bile. 23 yaşındaki dev Norveçli'nin güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro. İşte Galatasaray'ın yeni patronu. Süper Lig'de kötü gidişatın devam ettiği Galatasaray'da eleştirilerin odağı haline gelen teknik direktör Fatih Terim'le yollar ayrıldı. Terim'le yolların ayrılmasıyla gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Peki Galatasaray'ın yeni patronu olacak isim kim olacak? Öncelikle Galatasaray'ın saha içindeki en üst düzey pozisyonuna layık görülen adayların başında Lucien Favre, Roger Schmidt, Okan Buruk, Bülent Korkmaz ve Guardiola'nın meşhur hocası Domenic Torrent var. Galatasaray'ı izleyen en ünlü spor muhabirlerinden biri olan Ali Naci Küçük, İspanyol teknik adamın uçak biletinin dahi alındığını duyurdu. Galatasaray'ın yeni hocasının Hatay karşılaşmasına yetişmesi beklenmiyor ancak, ilk iç saha maçı olan Kasımpaşa karşılaşmasına yeni patronun çıkması bekleniyor. Her ne kadar Can futbol anlayışını benimseyemediğini düşünsem de, Galatasaray'ımıza birçok başarı kazandıran ve hala hazırda Jim Bob'un belki de yaşayan en büyük efsanesi olan Terim'in de yolunun açık olması dileğiyle. Bence hocayla yolları ayırmak ne kadar doğru bir kararsa, gidiş şekli de o kadar uygunsuz oldu. Bir kulüp başındaki teknik adamı istemeyebilir, bu doğaldır da. Ancak bunu yüzüne karşı söylemeyip arkasından hoca aramak da işgüzarlıktır. Neyse olan oldu. Terim'in futbol disiplininden haz etmeyen bir taraftar olarak ben geleceğe umutla bakmak istiyorum. Lütfen artık taktik disiplini üst seviyede bir Galatasaray izleyelim. Lütfen. Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında Galatasaraylı taraftarlardan Burak Elmas'a istifa çağrısı. Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi sona erdi. Ligde kötü gidişin ardından yönetim kuruluyla görüşme gerçekleştiren Burak Elmas,
Terim'in sezon sonuna kadar kalması yönünde görüş bildirdi. Ancak yönetim kurulundan Fatih Terim'le yolların ayrılması kararı çıktı. NEF Stadyumunda Fatih Terim'le görüşen Başkan Burak Elmas, görüşme sonrasında bu kararı tecrübeli teknik adama bildirdi. 20 dakika gerçekleşen görüşmenin ardından tecrübeli teknik adam stat'tan ayrıldı. Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından sosyal medyada taraftarlar Burak Elmas'a tepki gösterdi. Sarı Kırmızılı takımın taraftarları Elmas'ı istifaya çağırdı. Twitter'da Burak Elmas istifa ifadesi kısa süre içinde trend topik olarak ülke gündemine oturdu. Öte yandan Kerem Aktürkoğlu da Fatih Terim'e duygusal bir vedada bulundu. Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim'in görevden ayrılmasının ardından genç futbolcu Kerem, deneyimli hocaya sosyal medya hesabından veda etti. Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımı şöyle: "Her sporcunun hayatında dönüm noktaları vardır. Ben de bu dönüm noktalarını kariyerimde birçok kez yaşadım. Şüphesiz bunların en önemlisi bana ve yeteneklerime olan sonsuz güveninizdi. Nice yetenekli Türk gencinin yeterli şans bulamadığı için kalıcı olamadığı bir futbol ortamında siz bana olan inancınızı her daim hissettirdiniz. Bu inançla her gün daha iyi olmam için özverili bir liderlik gösterdiniz. Siz bana harika bir hoca oldunuz. Umarım ben de sizin öğrettiklerinizi gerçekleştirebilerek size layık bir öğrenci olabilmişimdir. Size ve kıymetli ailenize bundan sonrası için Rabbimden mutluluk, başarı ve sağlık diliyorum." Avrupa basını Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığını manşetlerine taşıdı. Galatasaray'da alınan kötü sonuçların ardından tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'le yollar ayrıldı. Fatih Terim'in sarı kırmızılı ekipten ayrılışı Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte Avrupa basınında ön plana çıkan Fatih Terim haberleri. Marka: Galatasaray'daki kriz efsane Fatih Terim'in 4. dönemine son verdi. İspanyol basınından Marka'da yer alan haberde Galatasaray'da 4. dönemini geçiren Fatih Terim'in Süper Lig'de 12. sırada bulunan Galatasaray'da kötü gidişata son veremediği için yolların ayrıldığı belirtildi. Bild: Terim Galatasaray'da 4. kez görevden alındı. Alman basınından Bild ayrılığı okuyucularına "Terim Galatasaray'da 4. kez görevden ayrıldı" şeklinde duyururken kulüple efsane teknik direktörün dostane bir şekilde ayrıldığını belirtti. Tutto Mercato: Terim'in Galatasaray'daki 4. dönemi sona erdi. Teknik adam istifa etti. İtalyan basınından Tutto Mercato'da Fatih Terim'in ayrılığını haberlerine taşıdı. Fatih Terim'in Galatasaray'daki 4. döneminin sona erdiğini ve tecrübeli teknik adamın istifa ettiğini belirten Tutto Mercato, Sarı Kırmızılı ekibin bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansa değindi. De Telegraaf: Galatasaray'daki 4. dönem sona eriyor. Hollanda basınından De Telegraaf, Hollandalı futbolcular Patrick Van Aanholt ve Ryan Babel'in formasını giydiği Galatasaray'ın teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayırdığını okuyucularına aktardı. Ve son olarak Corriere della Sport: Terim artık Galatasaray'ın teknik direktörü değil. Fatih Terim'den İmparator lakabıyla bahseden İtalyan basınından Corriere della Sport, tecrübeli teknik adamın takımla karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini okuyucularına aktardı.